Efendim, önemli olan eski sevgiliyi akıldan silebilmek ama fotoğrafları yırtıp atmak da unutmak için bir başka seçenek. Peki ya unutamayanlar? Aşk dolu günleri sosyal medyadan kaldıramayanlar? Aman dikkat, sonunda hapis yatmak da var. Sosyal medyada eski sevgilinizin fotoğrafları duruyor mu? Duruyor abi. Niye duruyor? Ne bileyim, unutamamışımdır ya. Niye silmeyeceksin? Onunla yaşadığım güzel anılar aklıma gelsin diye olabilir. Ama ayrıldığı sevgilisinin fotoğrafını sosyal medyadan kaldırmayanlar yandı. Yüksek mahkeme eski sevgilinin fotoğrafını paylaşanlar hapse girmeli dedi. Silmişim, onu hayatımdan çıkarmışım, niye fotoğrafını saklayayım ki? Eski eskide kalmıştır çünkü. Kim kimle beraber kim kimden ayrıldı, bunu artık sosyal medyadan öğrenir olduk. Örneğin Kerem Bürsin, Hande Erçel'le olan birlikteliğini sonlandırdı, fotoğraflarını da kaldırdı. Şeyma Subaşı ise Mısır'la sevgilisiyle olan fotoğraflarını hala sosyal medyadan silmedi. Birlikte olan anıları bir daha niye canlandırayım? Silinsin gitsin her şey. Niye kaldırmayayım ki? Bir bence gerek yok. Arkadaşça ayrılırsan? Yani kaldırmam herhalde. Suç işlersin o zaman. Niye ki? Benzer bir olay iki eski sevgiliyi de karşı karşıya getirdi. Birlikteyken çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyadan kaldırmayan adamı kadın dava etti. Ancak mahkeme adam hakkında beraat kararı verdi. Eski sevginizle fotoğraflarınız var mı? Var. Eski sevginiz bu beyefendi mi? Evet. Niye silmediniz? Çünkü şu anda evliyiz, eşim. Ha, kocanız. Evet. Ha, o zaman sorun yok. Sorun yok. Ben de silerim. Ama sonrakine haksızlık olur şimdi. Neler diyor? O yüzden yani. Karar temiz edildi ve dosya Yargıtay 12. Ceza İdaresi'nin önüne geldi. Yargıtay mahkemenin verdiği beraat kararını bozdu ve fotoğrafları paylaşan eski sevgili hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istedi. Açıkçası ben sileceğimi düşünmüyorum. Anısı var. 4 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz. İnanın ki bunu bilmiyordum, bakın. Yerel mahkeme beraat kararında direnince son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyledi. Kişisel verileri başkasına veren ya da yayan kişinin 4 yıla kadar hapiste yargılanması gerektiğini söyledi. Gel abi, kaldırak ya. Hemen fotoğrafları silmeye mi karar verdin? Gel abi, kaldırak.